Selamun Aleyküm Kıymetli öğrenciler, değerli arkadaşlar İslam Kültür ve Medeniyeti dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 3. ünite konularından 20 tane sorunun çözümünü yapacağız inşallah arkadaşlar. Birinci soru Aşağıdakilerden hangisi Medine'ye hicretten sonra İslam kardeşliğinin pekişmesi için yapılan en önemli olaydır? A. İbadet ve toplanma merkezi olarak kullanması için mescidin inşa edilmesi. B. Müslümanların alışveriş yapacakları pazar oluşturulması. C. Medine'deki topluluklar arasında Medine Sözleşmesi'nin yapılması. D. Ensar ile muhacirin kardeş ilan edilmesi. E. Kimsesiz Müslümanların kalacağı ve eğitim göreceği Suffa'nın inşası. Evet, doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra kardeşliğin pekişmesi için yapılan en önemli olay Ensar ile Muhacir arasında kardeşlik anlaşmasının imzalanmasıdır. Buna muahad denir. A seçeneğinde ibadet ve toplanma merkezi olarak kullanması için mescidin inşa edilmesi diyor. İbadet ile ilgili B seçeneği, Müslümanların alışveriş yapacakları pazar oluşturulması, ticaret ile ilgili. D seçeneğindeki madde, Medine'deki topluluklar arasında Medine Sözleşmesi'nin yapılması, sosyal hayat ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudiler, Hristiyanlar ve orada bulunan Evs ve Hazreç kabilesiyle bir araya gelerek 52 maddelik Medine vesikası ya da Medine Antlaşması olarak tarihe geçen o Medine Sözleşmesi'ni imzalamışlardır. Muakhat kardeşlik demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ensar ile muhacir arasında gerçekleştirmiş olduğu bir antlaşmadır. E seçeneği de kimsesiz Müslümanların kalacağı ve eğitim göreceği sufanın inşa edilmesidir. Eğitim ile alakalıdır. Doğru cevap D seçeneği diyoruz. İkinci soru, İslam toplumu ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? İslam toplumunun bazı özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır diyor. A. Üstünlük, kabile, ırk ve toplumsal statüde değildir. Bu doğru. B. Güce ve zevke dayanan toplum yapılarından farksızdır. Bu yanlış arkadaşlar. A seçeneği doğru ifade edilmiş. C. Diğer inanç mensupları gündelik faaliyetlerini rahatça sürdürebilir. Bu doğru arkadaşlar. D. Tevhid inancına dayanan erdemli bir toplumdur. Evet, bu da doğru ifade edilmiş. E seçeneği Barış ve hürriyete önem veren bir toplumdur. Evet, İslam barış ve hürriyete önem veren bir toplum ister. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği diyoruz. Güce ve zevke dayanan toplum yapılarından farksızdır diyor. Hayır, İslam Dağ ki toplumda böyle bir özellik yoktur. Doğru cevap B seçeneği diyoruz. Diğer dört madde İslam toplumunun özelliklerindendir. Ama B seçeneği İslam toplumunun özelliklerinden değildir arkadaşlar. Üçüncü soru. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dikkatli okumamız gerekir bu tür sorular arkadaşlar. Söylenemez diyor. Beytülmal tam olarak Hazreti Ömer döneminde kurumsallaşmıştır. Bu dönemde Bizans ve İran'a karşı elde edilen zaferlerle sınırlar genişlemiş, refah seviyesi yükselmiştir. Cizye gelirlerinin artması hazineye önemli katkı yapmıştır. Ganimetlerden ihtiyaç sahiplerine maaş bağlanmıştır. Emeviler İslamiyeti Orta Asya'dan Atlas Okyanusu'na kadar olan geniş bir bölgeye yaymıştır. Ticaret yolları üzerinde gerçekleşen canlı ekonomik faaliyetler, yeni tarım alanlarına sahip olunması, vergilerin düzenli toplanma zorunluluğu kurumsallaşmayı geliştirmiştir. Bizans ve İran paralarının yerine dinar ve dirhem denilen İslam paraları bastırılmıştır. Hangisi söylenemez diyor. A. Müslümanlar yabancıların para birimlerinden ziyade kendi para birimlerini kullanmışlardır. Evet bu doğru. Son cümlede dirhem ve dinardan bahsediyor. Müslümanların para biriminden. Evet. B maddesi Beytül Mal'ın tam olarak kurumsallaşması 4 halife döneminde gerçekleşmiştir. Evet Hazreti Önem döneminden bahsediyor. Bu da doğru. C. Emeviler döneminde Müslümanlar çok geniş bir bölgeye yayılmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Bundan da bahsediyor parçada. D. Bizans ve İran devletleriyle ilk karşılaşma Emeviler döneminde olmuştur diyor. Bu yanlış arkadaşlar. E. Cizye gelirleri Müslümanlara ekonomik anlamda katkı sağlamıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Parçada anlatılan cümlelerde bu da var. Ama D seçeneği parçada anlatılmıyor. Doğru cevap D seçeneği diyoruz. Bizans ve İran devletleriyle ilk karşılaşma Emeviler döneminde değildir arkadaşlar. Dört halife döneminde olmuştur Bizans ile İran devletleriyle karşılaşma Hazreti Ömer döneminde olmuştur. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği diyoruz. Bu sorunun doğru cevabı. Cizye'de gayrimüslimlerden alınan baş vergisi olarak adlandırılmaktadır. Evet doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Dördüncü soru aşağıdaki hadislerden hangisi İslam'da aile ve evlilik anlayışı ile ilgilidir? A. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. B. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah Celle Celaluhu da kıyamette onun sıkıntılarından birini giderir. C. Ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. D. Kim emanete hiyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. E. İş ehli olmayan kişilere verilince kıyameti bekle. Kıyametin kopması pek yakındır. Evet, doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim, övüneceğim buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öncesinde de evleniniz aile yuvası kurunuz buyuruyor. Doğru cevap C seçeneği. Birinci madde merhamet ile ilgili merhamet etmeyene merhamet edilmez. İkinci hadis-i şerif B maddesindeki hadis-i şerif yardımlaşma ile ilgili kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamette onun sıkıntılarından birini giderir buyuruyor. C maddesi evlilik ve aile hayatı ile ilgili. D maddesi kim emanete hiyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asıl olarak gelir buyuruyor. Emanet ile ilgili E maddesi iş ehil olmayan kişilere verilince kıyameti bekle. Kıyametin kopması pek yakındır. Bu da liyakat ile ilgili arkadaşlar E maddesi iş layık olan kişiye verilmelidir. Yoksa kıyametin bir alametidir. İş layık olanlara verilmezse bu maddede hadis-i şerifte liyakat ile ilgili diyoruz arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği evlilik ve aile hayatı ile ilgili bir hadis-i şerif. Doğru cevap. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi ticaret ile ilgili bir sosyal kurumdur? Bir sosyal kurumdur. İslam medeniyeti insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda özgün kurumlar oluşturmuştur. Hangisi ticaret ile ilgili bir sosyal kurumdur? A. Tekke B. Suffa C. Hisbe. D. Ahilik. E. Vakıf. Doğru cevap. Ahilik. D seçeneği arkadaşlar. Tekke tasavvufun kurumsal yapısıdır ve ahlak eğitimi üzerinde durur. Suffa, Medine'de Mescid-i Nebevi'nin yanındaki odalar İslam'ın ilk yatılı okulu. Suffa. Hisbe, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak için oluşturulan teşkilatın ismidir. Ahilik, ticaret ahlakını önemseyen teşkilat, buna futuvet de denir. Vakıf, toplum yararına bağışlanan mal ve akarlara denir. Toplumun faydasına olan şeyler arkadaşlar, bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Altıncı soru. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yanlıştır. Tekkelerde birçok alim, mutasavvıf ve şairin Arapça, Farsça ve Türkçe eserleri okunmuş ve şerh edilmiştir. Yani açıklanmıştır tekkelerde. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. A. Mevlana Mesnevi. Bu doğru. Yazar ve eser eşleştirmesi. B. Muhyiddin İbnül Arabi Fususul Hikem bu da doğru. C. Gazali İmam Gazali İhya Ulumuddin adındaki eseri bu da doğru. D. Yunus Emre Divanı Lugati Türk bu yanlış arkadaşlar. E. Süleyman Çelebi Mevlid bu da doğru diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. D seçeneği yanlış eşleştirilmiş. Yunus Emre Divanı Lugati Türk diyor. Divan Lugati Türk Yunus Emre'nin değil. Kaşgarlı Mahmut'undur arkadaşlar. O yüzden doğru cevap D diyoruz. Bu eser yani Divanı Lugati Türk Kaşgarlı Mahmut'a aittir. İlk Türkçe sözlük olarak bilinir. Karahanlılar döneminde yazılmıştır. Evet, Mevlid adlı eserin asıl adı nedir arkadaşlar? Vesile tün necat. Yani kurtuluş vesilesi demektir. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. D seçeneği yanlış eşleştirilmiştir. Yedinci soru. Bu parçada açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bir kavram sormuş bize. İnsanın mensup olduğu dine etkin kökenine, toplumsal konumuna ve cinsiyetine bakılmaksızın can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesidir. Korunması ilkesidir. Bu tutum onun sadece insan olmasından kaynaklanır. İnsanın beşeri yönüyle nefsin ve şeytanın kışkırttığı zaafları mevcuttur. Bunlar nankörlük, acelecilik, cimrilik, zalimlik ve cedel gibi eğilimlerdir. İnsanın bu nitelikleri yüzünden diğer insanlara ve çevreye vereceği zararı önlemek için temel hak ve hürriyetler dokunulmaz kabul edilerek İslam hukuku tarafından koruma altına alınmıştır. Evet bu kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Ademiyet B. Asabiyet C. Hisbe D. İsar E. Vukufiyet Doğru cevap Ademiyet Evet Adem aleyhisselamın isminden geliyor. Ademiyet demek. Evet, burada anlatılan kavram ademiyettir. Yani kişinin dinine, etnik kökenine, toplumsal konumuna bakılmaksızın, cinsiyetine bakılmaksızın can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesine ademiyet diyoruz. Asabiyet baba tarafından soyu ile övünme duygusudur. Hisbe İyi emretme, kötülükten men etme teşkilatıdır. İhsar kendisinin ihtiyacı varken kardeşine yardım etmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de ensar için bu ifade kullanılır. İhsar ifadesi kendisinin ihtiyacı varken kardeşini kardeşine yardım etmek, kardeşini kendisine tercih etmektir. E. Vukufiyet, vukufiyet bir şeyi iyi bilmek, iyi anlamak vakıf olmak demektir arkadaşlar. Vukufiyet kelimesi de bu sorumuzun doğru cevabı da ademiyettir. 8. Aşağıdakilerden hangisi ihsan kavramını tanımıdır? İhsan kavramının tanımıdır. A. Müminin Allah'a Celle Celaluhu yakınlaştıracak şeylere uyması. Ondan uzaklaştıracak şeylerden de titizlikle kaçınması. B insanın yaratıcısıyla ilişkilerinde, yaşantısında ibadet ve iyiliklerini çıkar kaygısı gözetmeksizin sadece Allah'ın celle celaluhu rızası için yapması. C. müminin işlerini Allah celle celaluhu'nu görüyormuş gibi en güzel şekilde yapması. D. insanın mensup olduğu dine, etnik kökenine, toplumsal konumuna ve cinsiyetine bakılmaksızın can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesi, e. Şefkat ve merhametten kaynaklanan ihtiyaç içinde olsa dahi kend, kardeşini kendisine kendine tercih etme anlayışıdır. Evet, ihsan kelimesini C seçeneği tanımlıyor arkadaşlar. Müminin işlerini Allah'ı Celle Celaluhu görüyormuş gibi en güzel şekilde yapması demektir ihsan. Cibril hadisinde de Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize insan şeklinde gelerek iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir, kıyamet alametleri nedir diye sorular soruyor biliyorsunuz. Cibril hadisinde de bu kavram geçmektedir. C seçeneği doğru cevap. A seçeneğinde takva tanımlanıyor. Müminin Allah'a yakınlaştıracak şeylere uyması, ondan uzaklaştıracak şeylerden de titizlikle kaçınması. B seçeneğinde ihlas samimiyet ifadesi geçiyor. C seçeneğinde ihsan, D seçeneğinde insanın mensup olduğu dine, etnik kökenine bakılmaksızın can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesine ademiyet deniyor. Biraz önce de bu kavram geçti. E seçeneği şefkat ve merhametten kaynaklanan ihtiyaç içinde olsa dahi kardeşini kendine tercih etme anlayışı buna da isar deniyor arkadaşlar. İhsar kavramı tanımlanmış. Burada da bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği bizden ihsanı istiyor. Doğru cevap C. Dokuzuncu soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Burada bir boşluk bırakılmış. Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cahiliye döneminde aralarında baba tarafından kan bağı bulunan akrabanın oluşturduğu topluluğun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve herhangi bir dış tehlikeye karşı koymak veya saldırıda bulunmak söz konusu olduğunda bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhuna nokta nokta denir. A. Asabiyet B. Enaniyet C. İhsar D. Irkçılık E. Atalet Doğru cevap A seçeneği asabiyet arkadaşlar. Bu kavram asabiyet olacak. Baba tarafından soyu ile ölme diyebiliriz kısaca buna asabiyet. Enaniyet bencillik demek. Kişinin sadece kendisini düşünmesi enaniyet. Arapçada ene kelimesi var biliyorsunuz. Enaniyet de bencillik demek. İsar C seçeneği. Kendisinin ihtiyacı varken kardeşine yardım etmek. Yani kardeşini kendisine tercih etmek. D seçeneğinde ırkçılık, ırkı ile övünmek. E seçeneğinde atalet, çalışmamak, boş durmak. Bir şeyin, bir makinanın çalışmaması için kullanılan bir kavram. İnsanın çalışmaması için de bu kavramı kullanabiliriz. Atalet, işlevsizlik demektir. 10. soru aşağıdakilerden hangisi insan insan arası ilişkilerle ilgili bir kavram değildir? İnsan insan arası ilişkilerle ilgili bir kavram değildir. A. Ademiyet B. İnsan onuru C. Merhamet D. İsar E. Takva Doğru cevap Takva arkadaşlar İnsan Allah arasındaki ilişki ile ilgili bir kavramdır takva. Diğer seçenekler insan insan arası ilişkilerle ilgili kavramdır. Ademiyet insanın can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesidir. Biraz önce de geçti. İnsan onuru, şeref, namus, insanın şerefi ve namusu demektir. Merhamet, acıma duygusu, isar, başkalarını kendine tercih etmek. Yerkamlık da deniyor isara. Başkalarını kendine tercih etmek. Müslüman kardeşini kendisine tercih etmek. Diğer kamlık. Takva, insan Allah arasındaki ilişki ile ilgili bir kavramdır. Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak demektir. Evet, takva. Doğru cevap E seçeneği diyoruz. 11. soru. İslam toplumuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Müslümanlar iyilik ve takva üzerine yardımlaşmaya davet edilir. Evet, İslam toplumunun özelliklerinde yine evet, bu seçenek doğru. Bizden yanlış olan istiyor. Bu seçenek doğru. B. İhtiyaç sahiplerinin gözetilmesinde uzak olandan başlanılması esastır. Bu yanlış arkadaşlar. Uzak olandan değil, İslam toplumuna göre yakın olandan başlanıyor. C. Fakir ve yetimlerin temel ihtiyaçları toplum tarafından karşılanır. Bu da doğru arkadaşlar. D karşılıksız yardım etmek esastır. Yardım esastır. Bu da doğru. İslam toplumunun özelliklerinden. E. ihtiyaçlarını karşılayamayan muhtaç ve düşkünlere yardım edilir. Bu da İslam toplumunun temel özelliklerinden. Ama B seçeneği İslam toplumunun özelliklerinden değildir. Evet, A seçeneği İslam toplumunun özelliklerinden. B seçeneği İslam toplumunun özelliklerinden değil. İhtiyaç sahiplerinin gözetilmesinde aile fertleri, akrabalar, komşular gibi yakınlardan başlanır. Yakından uzağa doğru gidilir yardım. Diğerleri İslam toplumunun özelliklerindendir ama B seçeneği İslam toplumunun özelliklerinden değildir. Bizden de onu istiyor zaten. Doğru cevap B seçeneği diyoruz. 12. soru bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi güvene örnek gösterilemez? Güvene örnek gösterilemez. Güven. Emanet duygusu, güven duygusu. Güven, fertlerin ve toplumun huzuru için gereken ilkelerin başında gelir. Güven ortamı sağlanmadan insanların hayatlarını sürdürmesi mümkün olmaz. Kişiler, gruplar, toplumlar ve devletler arasındaki ilişkilerin sorunsuz yürümesi, can, mal, ve ırzın korunması güvene bağlıdır. Güven ortamının kaybolduğu bir toplumda haksızlık, zulüm, aldatma gibi olumsuz davranışlar yaygınlaşır. Birlik ve beraberlik ortadan kalkar. İnsan ruhunda ve toplumun yapısında yıkıcı hasarlar meydana gelir. Güvene örnek gösterilemez diyor bu açıklamalar. A. Kutsal kitapları getiren meleğin sıfatının ruhul emin olması. Evet bu güvene örnek gösterilebilir Cebrail aleyhisselamın bir adı da Ruhul Emindir. B. Peygamberlerin ortak sıfatlarından birinin emin olması. Evet, emanet. Bu da güvene örnek gösterilebilir. C. Mekke'nin Beledül Emin kılınması. Bu da güvene örnek gösterilebilir. C. Peygamberimizin annesinin isminin Amine olması. Bunun güvenle alakası yok arkadaşlar. E seçeneği peygamberimizin bir künyesinin de Muhammedül Emin olması. Bu da güvene örnek olarak gösterilebilir. Ama D seçeneği güvene örnek olarak gösterilemez. Peygamberimizin annesinin isminin Amine olması güvenle ilgili değildir. O onun ismidir. Doğru cevap D seçeneği diyoruz. 13. Bu parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir kavram sorulmuş arkadaşlar. Emeksiz elde edilen haksız kazanç ve olağan dışı kar elde etme beklentisidir. Girişim özgürlüğü ve normal yollardan kar elde etme isteği normaldir. İşsizliği artırması, yapay fiyat artışlarına sebep olması, yardımlaşma, dayanışma, merhamet gibi insanı insani değerleri zayıflatması, bencilliği körükleyip para ve nüfuz kazanma hırsını kamçılaması, ekonomik krizlere yol açması gibi çok sayıda olumsuz yönleri nedeniyle haram kılınmıştır. Haramdır. Kur'an'da bu haramı işleyenlerin kabirlerinden şeytan gibi şeytan çarpmış gibi kalkacağı, onu terk etmeyenlerin Allah Celle Celaluhu'na ve Resulüne Sallallahu Aleyhi ve Sellem savaş açmış oldukları bildirilir Evet bu kavram aşağıdakilerden hangisidir A faiz B hileli satış C israf D kumar E rüşvet doğru cevap A seçeneği faiz arkadaşlar özellikleri anlatılan kavram faizdir ee, bize birçok ipucu veriyor Bakara süresinde geçiyor faiz yiyenler Şeytan çarpmış kişilerin kalkacağı gibi kıyamet gününde kalkacaklardır diyor ayet-i kerime. Bu cümleden hemen ipucunu alabiliriz. Hileli satış, alışverişte ve işlerinde aldatmak, hile yapmak. İsraf, bir şeyi gereğinden fazla kullanmak, harcamak, ihtiyaçtan fazla kullanmak, harcamak. Kumar, emek olmadan elde edilen kazanç demektir. Rüşvet, yapması gereken görevi olan bir iş için fazladan bir menfaat elde etmek demektir. Buna rüşvet diyoruz. Hepsi de haram kılınmıştır. Hileli satış, israf, kumar, rüşvet, faiz de haramdır ama burada özellikleri verilen kavram faizdir. Diğerleri de haram kılınmıştır. Doğru cevap A seçeneği diyoruz. 14. Bu parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Şefkat ve merhametten kaynaklanan bir duygudur ihtiyaç içinde olsa dahi kardeşini kendine tercih etme anlayışıdır. Geniş anlamda cömertlik ve diğer kamlılık demektir. Cömertlik ve diğer kamlılık demektir. İnsanın elindeki kaynak ve imkanları başkalarının yararına kullanmasıdır. Bu kavram hangisidir diyor? A) Ademiyet B) İhsan C) Takva D) İhlas E) İsar. Doğru cevap e seçeneği arkadaşlar İsar. Evet burada anlatılan İsardır. Diğer adı diğer kamlık ve cömertliktir. Kendisinin ihtiyacı olduğu halde mümin kardeşine yardım etmektir bu. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de e, Ensar için kullanılan bir kavramdır bu. Medineli Ensar, e, Mekkeli Müslümanlara yani muhacirlere göç eden, Medine'ye göç eden muhacirlere ne yapmışlardır? Evlerini, yurtlarını açmışlardır. O yüzden onlara ensar deniyor. Onlar için bu isar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Ademiyet insanın can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesidir. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmek demektir. Takva Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak demektir. Allah'a bağlılık diyebiliriz buna kısaca. İhlas, samimiyet, gönülden bağlanma demektir. İsar, kendisi ihtiyaç içinde olsa dahi kardeşini kendisine tercih etmesidir. Bir müminin buna da ihsar diyoruz. Doğru cevap E seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. 15. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi yanlıştır? 1. Ahiliğin temel esaslarının yer aldığı Futuvvetnamelere göre teşkilat mensuplarında bulunması gereken vasıflar yiğitlik, kahramanlık, vefa, doğruluk, emniyet, cömertlik, tevazu, affedici olmak ve tövbe etmektir. Bu doğru arkadaşlar ahilikle ilgili. 2. Ahiler özellikle ulema teşkilatında etkili olmuştur. Bu yanlış arkadaşlar. Ahiler özellikle esnaf teşkilatında etkili olmuştur. 3. Çırak, kalfa ve ustaların mesleki ve ahlaki eğitiminde, özgün bir model oluşturmuştur. Bu da doğru arkadaşlar. Ahilikle ilgili. 4. Eğitimini tamamlayan ustanın iş yeri sahibi olmasını sağlamıştır. Bu da doğru arkadaşlar. 5. Kaliteli mal üretiminde, alım ve satımda, müşteri ilişkilerinde sıkı bir denetim sistemi kurmuştur. 5. madde de doğru arkadaşlar. 2. madde yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla Doğru cevap B seçeneği diyoruz. Ahiler özellikle esnaf teşkilatında etkili olmuştur. Alimler arasında da ahilik yayılmıştır. Ama özellikle esnaf teşkilatında etkili olmuştur. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki hangi eşleştirme doğru olarak verilmiştir? Osmanlı devlet yöneticileriyle, tekke mensupları arasındaki ilişkiler dikkat çekicidir. Yani padişahlar ile tekke tasavvuf mensupları arasında ilişkiler vardır diyor. Bu eşleştirme hangisi yanlıştır diyor. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Fatih Sultan Mehmet Emir Sultan B. Osman Gazi Şeyh Edebali C. Yıldırım Bayezid Akşemseddin D. 2. Abdülhamit Ebu Suud Efendi E. Kanuni Sultan Süleyman, Somuncu Baba. Doğru eşleştirilen şık B seçeneğidir arkadaşlar. Osman Gazi, Şeyh Edebali. A seçeneğinde Fatih Sultan Mehmet Emir Sultan ile işleştirilmiş yanlıştır. Emir Sultan Osmanlı'nın kuruluş döneminde yaşamış bir tasavvuf ehli ve düşünürdür. B seçeneği doğru eşleştirilmiş Osmanlı'nın kuruluş döneminde yaşamıştır Şeyh Edebali. Osman Gazi'nin hocasıdır ve aynı zamanda kayın babasıdır. Osman Gazi bir rüya görüyor. Bu rüyasını Şeyh Edebali yorumluyor. Osmanlı e, devletinin kurulacağını ve dünyaya hakim olacağını, 600 yıl hüküm süreceğini bu şekilde Şeyh Edebali yorumlamıştır Osman Gazi'nin rüyasını. C seçeneğinde Yıldırım Bayezid Akşemseddin ile işleştirilmiş yanlış eşleştirilmiş. Çünkü Akşemseddin Osmanlı'nın yükselme döneminde yaşamıştır ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocasıdır. D seçeneğinde 2. Abdülhamit Ebu Suud Efendi ile eşleştirilmiş. Bu da yanlıştır. Çünkü Ebu Suud Efendi Osmanlı'nın yükselme döneminde yaşamış müderrisdir ve meşhur bir Şeyhülislam'dır. E seçeneğinde Kanuni Sultan Süleyman Somuncu Baba eşleştirmesi yapılmış. Yanlıştır çünkü Somuncu Baba Osmanlı'nın kurtuluş döneminde yaşamış, kuruluş döneminde yaşamış, ünlü, mutasavvıf ve bir alimdir. Asıl adı Şey Hamidi Velidir arkadaşlar. O yüzden bu sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. B seçeneğinde doğru eşleştirme yapılmıştır. 17. İslam toplumunun ilk dönemlerinde dini, idari, hukuki, siyasi, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesinde merkezi konumundaki yer aşağıdakilerden hangisidir? A. Saray B. Askeriye C. Mescit D. Suffa E. Pazar Doğru cevap C seçeneğidir. Mescit arkadaşlar İslam toplumunun ilk dönemlerinde yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde dini, idari, hukuki, siyasi, sosyal, ekonomik ve birçok askeri faaliyetlerin merkezi mescittir. Yani Mescid-i Nebevi'dir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği diyoruz. Suffa, Medine'de Mescid-i Nebevi'nin yanındaki odalar İslam'ın ilk yatılı okulu mektebi olarak bilinir. Suffa, burada kalanlara ashabu sufe deniyor. Evet, doğru cevap B seçeneği diyoruz. 18. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla insan hakları beyannamesi özelliği taşır? Daha fazla insan hakları beyannamesi özelliği taşır. A. Veda hutbesi, B. Medine Sözleşmesi, C. Hudeybiye Anlaşması, D. Akabe Biatları. E. Rıdvan bi'ati. Rıdvan bi atı. Evet doğru cevap A seçeneği diyoruz arkadaşlar. Çünkü veda hutbesi daha fazla insan hakları beyannamesi özelliğini taşıyor. Diğerlerinde de elbette ki insan haklarıyla ilgili maddeler var. Ama en geniş anlamıyla veda hutbesi insan hakları özelliğini taşımaktadır. Hicretten sonra 632 yılında yani Peygamber Efendimizin vefat ettiği yıl. Peygamberimizin Arafat'ta 124 bin sahabiye okuduğu hutbedir. Veda hutbesi. Bu hutbede insan hakları, kadın hakları, faizin kaldırılması, kan davalarının kaldırılması ve buna benzer birçok insan hakkını e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbesinde o sahabilere duyurmuştur ve şu cümleyi de kullanmıştır orada. Bu vasiyetimi, nasihatımı burada bulunanlar, bulunmayanlara anlatsınlar. Olur ki bunlar, o kişiler daha iyi anlar bu nasihatlarımı diye sahabe-i kirama böyle bir vasiyette de bulunmuştur. Medine Sözleşmesi hicretten sonra 622 yılında Yahudiler, Hristiyanlar, Evs ve Hazreç kabileleri olmak üzere Medineli halk ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imzalamışlardır. C. Hudeybiye Anlaşması 628 yılında D. Akabe biatları 620-621 yıllarında gerçekleşmiştir. Rıdvan biatı 628 yılında Hudeybiye Antlaşması'ndan önce gerçekleşmiştir arkadaşlar. Ee, Hudeybiye'de bir ağaç altında gerçekleşiyor bu biat anlaşma. Buna Rıdvan biatı deniyor. Evet bu sorunun doğru cevabı A seçeneği diyoruz. 19. soru. Gerçek, doğru, gerçeğe uygun anlamına gelen hak kelimesinin zıttı aşağıdakilerden hangisidir? Hak kelimesinin zıttı yani tersi. A) zulüm, B) şirk, C) nifak, D) batıl, E) şer. Hak kelimesinin zıttı batıl arkadaşlar. Hakkın karşısında yer alan batıldır. Zulüm kelimesi adaletin zıttıdır. Şirk kelimesi tevhidin zıttıdır. Nifak kelimesi iki yüzlülük demektir. Bunun zıttı da açık sözlülük diyebiliriz. Batıl hakkın zıttıdır. Şer hayrın zıttıdır. Yani kötülük iyiliğin zıttıdır. Şer hayrın zıttıdır. Evet doğru cevap D seçeneği diyoruz. 20. ve son sorumuz arkadaşlar. Bu parçada bahsi geçen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? İslam devleti bu teşkilatı kurarak iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmiştir. Dini gayreti ve bilgisi yüksek kimseler de vaaz, irşat ve nasihatlerle iyiliğin gelişip yayılması, kötülüğün zararlarından koruma yolunda çaba harcamıştır dini ve ahlaki hayatın gelişmesine ve kamu düzeninin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Evet, bahsi geçen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir diyor? A) Ahilik teşkilatı, B) Hisbe teşkilatı, C) Divan teşkilatı, D) Posta teşkilatı, E) İtfaiye teşkilatı. Evet, doğru cevap B seçeneğidir. Hisbe teşkilatı arkadaşlar. O yüzden Doğru cevap B diyoruz. Ahilik teşkilatı esnaf ve sanatkarlar arasında ahlak esaslarını öğreten bir teşkilattır. İspe teşkilatı iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma teşkilatıdır diyebiliriz kısaca. Divan teşkilatı devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantı yeri. Selçuklularda, Osmanlılarda bu yere ne diyor deniyordu? Divan deniyordu arkadaşlar. Evet bu teşkilatta böyle. Posta teşkilatı, itfaiye teşkilatı da zaten bildiğimiz şeyler arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. İspe teşkilatı. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri cümlenizin üzerine olsun. Bir başka derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.